Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bağla sorularını çözerken her ne kadar öncelikli olarak tekniğe öncelik versek de bu tarz soruları çözebilmemiz için genel olarak okuduğumuzu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu anlamda iyi kelime bilmemiz gerekiyor. Kelimeyi de okuyarak cümle içerisinde kalıcı bir şekilde öğrendiğinizde bu tarz soruları daha kolay çözebiliyorsunuz. Şimdi sorumuza geçelim at more than 7 billion 7 milyardan daha fazlasında olan ne? İnsanların nüfusu. İnsanların nüfusu 7 milyardan daha fazlasında denilmiş. Burada dwarf diye bir fiil görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kelimeyi bilmediğimizde soruyu çözmemiz güçleşiyor tabii ki. Dwarf kelimesini cüce olarak, cüce olarak biliyor olabilirsiniz ama dwarf kelimesi fiil olarak kullandığınızda aşmak, geçmek gölgede bırakmak, geride bırakmak anlamında kullanılıyor. Yani surpass, exceed, eclipse, overshadow ve outstrip gibi kelimelerle eşleştirebilirim. İnsanların nüfusu arkadaşlar geçmektedir, aşmaktadır. Kimi aşıyor geçiyor? Neredeyse bütün diğer memelilerin doğal olarak sormanızı beklediğimiz soru şu. Hocam bu det ne? Sıfat cümlesi mi? İsim cümlesi mi? Değerli arkadaşlar burada gördüğünüz that of yapısı bir referans ifadedir. Ve bu ifade arkadaşlar öncesinde geçen bir kelimeye gönderme yapmak için kullanılır. Yani buradaki det kelimesi şu population kelimesini tekrar yazmamak için kullanılmış bir referans ifade. Yani insanların nüfusu neredeyse bütün diğer memelilerin sayısını aşmaktadır geçmektedir. Eğer tekil bir isme gönderme yapıyorsa that of, çoğul bir isme gönderme yapıyorsa does of yapısını kullanıyoruz. Bunlar sıfat ya da isim cümleci değil. Şimdi öyleyse boşluğun sol tarafında insanların nüfusunun bütün diğer memelilerin nüfusunun sayısını aştığını geçtiğini mi söylüyor? Oraya bir artı verdim. Yani insan nüfusunun diğer memelilerden fazla olduğunu söyledim. Sağ tarafa geçtim. Boşluğun sağına bizim fiziksel zayıflıklarımız ifadesi eksi. Bir tarafta artı var, bir tarafta eksi var. Due to den dolayı paralel bir yapı elenir. Ezveles well yanı sıra ekleme yapmak için kullanılır, elenir. In terms of açısından anlamındadır. Geri kalan seçenekleri okuyarak karar verelim. Yani bizim fiziksel zayıflıklarımız açısından insanların nüfusu bütün diğer memelilerin sayısını aşmaktadır, olmadı. Despite, rağmen anlamında bir zıtlık bağlıcı. Rather than, den ziyade anlamında bir zıtlık bağlıcı. Bakın, her iki bağlıcın da birer zıtlık bağlıcı olması birbirlerini eleyecek anlamına gelmiyor. Çünkü anlamlarında farklılıklar var. Okuyarak karar vereceğiz. İnsan nüfusu, arkadaşlar insanların nüfusu, bizim fiziksel zayıflıklarımıza rağmen mi neredeyse bütün diğer memelilerin sayısını aşmaktadır? Yoksa İnsanların nüfusu bizim fiziksel zayıflıklarımıza dan ziyade bizim fiziksel zayıflıklarımızdan ziyade neredeyse bütün diğer memelilerin sayısını aşmaktadır. Arkadaşlar den ziyade olmuyor. Yani bizim fiziksel zayıflıklarımızdan ziyade neredeyse bütün diğer memelilerin sayısını aşıyor değil. Fiziksel zayıflıklarımıza rağmen insanların nüfusu neredeyse bütün diğer memelilerin sayısını aşmaktadır diyen respat cevabımız olacak. Okuma, okuma, okuma. Unutmayalım arkadaşlar.